E4 E5 At 3 At 6 Fil 4 İtalyan açılışından denk geldik bugün. Fil 5 C3 ve Vezir E'de. 1863 yılında oynanan muazzam bir karşılaşma uçacağız. Paris'te Fransa'da oynanıyor bu karşılaşma ve beyazlar Paul Murphy, siyahlar Jules Arnous. Siyah son hamlesiyle birlikte beyaz eğer de 4 oynarsa veziriyle E4 karesine saldırmak istiyor. Yani bu konuda D4 oynanırsa E çarpı de 4 C 4 alalım mesela. Vezir E4 şah. File 3. Fil B4 şah. Ve at C3. Çok ayrıntılara girmek istemiyorum ama siyahın ana fikri E4 kalesine saldırmak ve beyazın rahat bir şekilde merkezi elde etmesini engellemek. Ancak beyazda rok atıp kaleye bir geldikten sonra aslında buradaki piyona karşı ciddi karşı oyun etmiş olur. Çünkü siyahlar vezir E'yi de oynayarak ciddi bir zaman maliyetini üstlenmek zorunda kalacak. Ve bakın atını çıkamamış ve rok atamamış olacak. Şimdi oyunumuzda Paul Murphy vezire diye D4 harbisinde oynamış. Yani piyonu alırsan al diyor. Şimdi siyahlar fil B6 oynamış. Kısa rok. D6 çok uyanık bir hamle. Siyah fil G4 karesine gelmek istiyor. Ve F3 karesindeki atı açmaza almak istiyor. Çünkü bu at açmaza alınırsa artık siyah taşlar bakın aynı anda D4 karesine saldırdığı için D4 piyonu alacak ve siyahlar üstün koruma geçecek. Bu sebeple H3 oynanmış. Fil engelleniyor. At b 6 E4'de bir saldırı var. Kaleye bir bu piyon tutuldu. H6, H6 çok gerekli miydi? Tartışabiliriz. Sonuçta Rokka devam edilebilir de. Fil G5 o kadar aslında çok da bir problem yaratmıyor. Çünkü Fil G5'in problem yaratabilmesi için C3 karesinde bir at olması ve bu atın D5 karesine gitme tehdidinde bulunması gerekirdi. H6 oynanmış ve burada arkadaşlar beyaz güzel bir gelişim stratejisi ortaya koyuyor. İlk sorumuzu size sormak istiyorum. Sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Paul Murphy satrancın çok güzel, çok romantik, çok sanatsal olduğu 1860'lı yıllarda gerçekten güzel bir hamle imza atıyor A4. Şimdi A4'ün fikri şu. B4 oynayıp A5 oynayıp burada hem alan kazanacak hem de B6 karesindeki flash saldıracak. Ek olarak buradaki B4 sürüşü engellendiğinde ki Jules Arnes hemen A5 oynuyor. Şimdi at A3 gelecek. Çok klas bir hamle. Bu at arkadaşlar hem B5'e gidebilir hem bu fil buradan çıkarsa C4'e gidebilir. Hem de C2'den E3'e giderek oyuna dahil olabilir. Normalde atlarımızı köşeye çıkmayalım diyoruz. Ancak aşkla bu satrancı oynayan Paul Murphy ben diyor A3 karesi de normalde kötü gözüken bu karede bu atımı aslında sonraki kendini daha iyi yerlere gidebilmek adına kullanmak istiyorum diyor. Şimdi bu sefer Arnus'tan çok kritik şık bir hamle. Arnus da at D8 oynuyor. <laughs> Taraflardan biri atına a e geliyor. Birini D8'e geliyor. Yani keşke o senelerde satranç oynama imkanımız olsaydı. Çok keyifli gerçekten bu hamleleri izlemek. Şimdi siyahın fikri de Buradaki fil aktif olduğu için buradaki filden kurtulmak, duruma göre C6 oynamak ve C6 karesindeki at artık D4'e saldırıdan herhangi bir ekmek yiyemeyeceği için E6'ya, sonrasında da F4'e gitmek istiyor. At C2 oynamış Paul Murphy. Fil E6, gel fileri keselim. Paul Murphy at E3 oynuyor. Fil alır C4 ve at alır C4. Hayat çok ilginç arkadaşlar. Bakın B1 karesindeki at tahtaya ulaştı ve C4 karesine yerleşti. Şimdi C4 karesindeki atın konumu kritik. Niye kritik? Satrançta düzenli olarak konumdaki güçlü ve zayıf kareler değişir. Bu konuma baktığımız zaman konumdaki en zayıf kare aslında güçlü bir gözüken E5 karesi. Çünkü niye? Beyaz buraya 3 ile saldırıyor. Siyah 2 ile savunuyor. Yani buranın mutlaka korunması gerekiyor. Eğer at C6 ile burayı savunmaya çalışırsanız at alır B6 ve C alır B6 sonrasında hem buradaki fili kaybettiniz hem de piyon yapısı gerçekten çok ciddi bir şekilde bozulmuş oldu beyazın çok üstün olduğu bir konum oluşmuş olur. Mesela at 4 at f5, file 3 ile beyazlar sakince oyuna devam edebilir. Şimdi at c4'e siyahlar buradaki filin herhangi bir şekilde alındıktan sonra piyon zayıfla oluşturmaması adına at d'de oynuyor. At d'yi mesela aynı zamanda e5'i de koruduğu için çok kritik bir hamle. Eğer burada fil id kaçmayı deneseydi bakın d alır e5 D5, ister A5 piyonu, ister E5 piyonu beyazlar tarafından alınabilirdi. Bu at değdi hamlesi ve Türkiye'ye e, 2023 yılında gönderilen selam oldukça güzel. İki at aslında geri gitmiş olsa da önemli işler yapıyor şu an. Paul Murphy devam ediyor. At E3 ünlü. At E3 niye ünlü? Satrançta sürekli söylüyorum. Organik bir oyun oynuyoruz ve anlık olarak sürekli gözümüz tüm 64 kaleleri kontrol etmek durumunda. E3 karesine gelen at şu an D5 ve F5 karesinin zayıflığını aynı anda gözler önüne sermiş oldu. F5'i kontrol ederseniz ki oyunumuzda G6 oynamış. D5 zayıf. E C6 ile D5'i kontrol ederseniz bu sefer F5 zayıf. Dolayısıyla Paul Murphy güzel ayak oyunlarıyla beraber iki tane zayıflığını aynı anda kurtaramayacağını, koruyamayacağını bilen Arnus'a karşı atölye hamlesini oynuyor. G6 oynanmış. D5 karesine hemen yerleşiyor. Paul Murphy Vezir E6 ve Şık bir hamle. Gerçekten şık bir hamle. Hepimizi gülümseten bir hamle. Bugün de gerçekten var motivasyon inanılmaz iyi bu arada. Ee, size soracağım. Sizce bu konumda siyahlar Ra karşı beyazlar ne oynamış olabilir? Fil çarpı H6 geliyor. Paul Murphy'den bulan arkadaşları tebrik ediyorum. Arkadaşlar siyah hemen F6 oynamış ama bu hamle niye önemli ona bakalım isterseniz. Kale H6 aldıktan sonra at G5 ve atların gazabı vezir düştü arkadaşlar. 1800 63 yılında atların dansı, Paris'teki atların dansı olduğu bir video başlıyor. Çok keyifli bir oyun. Büyük ihtimalle güncel bir oyun olmadığı için video izlenmesi çok iyi gelmeyecek. Geçmiş oyunları çok nedense insanlar izlemeyi tercih etmiyor. Satranç içeriği çok fazla e, güncele dönmüş durumda arkadaşlar. Ben de bu konuda bu arada e, rahatsız o anların başında geliyorum. Çok rahatsızım. Yani güncel bir içerik çekmediğiniz müddetçe, yani o an oynanmış, dün oynanmış bir içerik şey çekmediğince insanlar çok fazla ilgi göstermiyor. Bunu anlamış değilim aslında. E, çünkü... Güncele zaten şu an ulaşabiliyoruz. Bir noktada aslında geçmişle günceli aynı anda harmanlamak bence çok kritik. O yüzden mesela satrançcını ilan etmek isteyen satranç klasikleri ciddi manada öneririm. Yani geçmişten bugüne kadar organik bir şekilde insanların düşünceleri nasıl değişiyor? Bu düşünce size aslında kendi oyunuzu yorumlarken daha iyi bir yorum kabiliyeti katacaktır. Bakın burada G5 karesine bu piyon kontrol ettiği için flash alt alınıyor ve at G5 ile vezir düşüyor. Yani güncel maçlarda ben böyle bir vezir düşmesi yakın zamanda ben analiz ettiğim maçları düşünüyorum. Hiç hatırlamıyorum. Devam edelim. Tabii ki burada Jules Arnes at G5'le vezir düştüğünü görüyor ve F6 oynuyor. Şimdi bu sefer Paul Murphy madem ileri gittim geri dönmem diyor. Fil G7 oynuyor. Ver kaleyi. Şimdi fil G7 güzel gözüken ama konumdaki üstünlüğü biraz azaltan bir hamle. Çünkü G7 karesindeki fil eğer bir amaca erişemezse Geri çıkmakla alakalı problem yaşayabilir. Geçmiş oyunlar bu yüzden çok heyecanlı. İki tarafta sürekli hata yapabiliyor. File 3 daha makul. Çünkü bir tane piyon kazandınız. Normal file oyun alanına geri dönmeniz gayet makul. Şimdi fil geydiye. Bu sefer Arnaz çok güzel bir hamle imza atıyor. Kale H5 ünlem. Kale H5 niye ünlem? Şimdi arkadaşlar bu filin düşme tehlikesi var. Mesela bir bekleme hamlesi yapalım. Şafiye'de fil düştü. Yani karşılıklı yemler geliyor. Keşke Kalaşpeci size sorsaydım. Çünkü burada çoğu insan mesela hani Kalaşi almasını tercih edebilirdi. Kalaşi çift soru. Çünkü bakın fil F6 var. At F6'ya yine at G5 var. G5 kalesinin zayıflığı ama Kalaş 5 geldiğiniz zaman keşke size sorsaydım ben yani çok pişman oldum ama geri almayacağım. Organikliği bozulmasın videonun. Kalaş 5 oynadığınız zaman bu sefer fil F6 çalışmıyor. At F6'ya çünkü artık at 5 yok. Bakın konumdaki dinamikleri görüyor musunuz? Birer kale kontrol etmek ne kadar önemli. Şimdi kale H5'e Paul Murphy düşünüyor. Kardeşim biz bu fili nasıl kurtaracağız ya diyor. Ve bu kalede çok uyuz olduğu için G4 oynuyor ve oyunun üstünlüğü birden siyahlara geçiyor sevgili arkadaşlar. Jules Arnes diyor ki tamam kaleyi kaçacağım ama ben niye H piyonu almayayım diyor ve kale alır H çalıyor. Şimdi fikir ne? Şah G2 gelirse vezir çarpı G4 şah Şah F1 gelirse kale F3 bu sefer oyunu siyahlar kazanıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla beyazın çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi G4'de kale alır H3 alınmış. Ve tabii ki Paul Murphy'nin fikri daha önceden gösterdiğim üzere. İsterseniz yine size sorayım. Sizce beyazlar burada nasıl devam etmeli? Evet bu fikri size biraz önce göstermiştim zaten. F6 karesindeki piyon alınıyor ve G5 karesi kontrol ediliyor. At alır F6 alınmış. At alır F6 ve şimdi at G5. Ver bakalım veziri, ver bakalım kaleyi. Vezir değdi. Oynuyor burada. Jules Arnes. Çok büyük bir hata. Ve buna da beyazlar H3'teki kaleyi almak yerine önce fil çarpı F6 alıyor. Ancak arkadaşlar bakın burada muazzam bir hamle var. Sigin yapması gereken ve üstünlüğü sağlayan bir hamle. Paul Murphy'ye karşı yapıyorsunuz bu hamleyi. Beşinci sorumuzdayız. Bu hamleyi bulan kişi gerçekten mutfağa gitsin. Videoyu gerçekten durdursun ve kendini ödüllendirsin. Kahve yapıyor artık tatlı yapıyor ne yapıyor? Muazzam bir hamle var siyahların. Herkes videoyu durdursun. Videoyu beğendiyseniz tıklasın ve burada yapılanmayı bulmaya çalışsın. Evet arkadaşlar hamleyi söylüyorum. Hazır mısınız? At D7 aman Allah'ımlık bir hamle. Aylardır söylemiyoruz aman Allah'ım diye. Gerçekten aman Allah'ım. Muhteşem bir hamle. Vezir alırsan al diyor Jules Arnis. Bakın ne oluyor. Şimdi at alır E6. Vezir alalım. Siyalar da burada at alacak. Vezir geri. Arkadaşlar filin çıkışı yok. Fil nereye çıkacak? Şimdi vezir D3 ile biraz gelişim yapmaya çalışalım. Bakın kale D3 var. Yani gelişemiyoruz. Vezir F3 ile gelişim yapmaya çalışalım. Kale F3 var. E nasıl gelişeceğiz? E vezir B3 ile gelişim yapmaya çalışalım. Buna da Şa E7. Şimdi kale A1 gelmeye çalışalım. Hani oyuna taş geliyoruz ya. At G7. Ve arkadaşlar ilginç bir şekilde vezire karşı siyalar 3 taş elde etti. Ve ağır olan beyaz taşlar konumu parçalayamıyor. Bakın D5 alalım. At A5. At F3 tehdidi var. At G4 tehdidi var. Kale 8 tehdidi var. Kale 1 tehdidi var. Arkadaşlar Steak'ın 500 tane tehdidi var. Ve siyahların hafif taşları o kadar güçlü ki beyaz vezir ve kaleler çok çaresiz konumda. Ve konumu geliştirmek çok zor. Yani burada at değdi hamlesi görülmemiş ancak görülseydi gerçekten muazzam bir hamle olurdu. 20. hamle vezir fedasını görevmiş Yüz Arnus ama muhteşem gerçekten. Vezir değdi gelmiş insani bir hamleyi tercih etmiş. Burada tabii Jules Arnus şunu düşünüyor. Paul Murphy atıları alır, h alırsa ben de vezir g alırım. Ve kaleye karşı iki tane taş atlı fil. İşte atıya altı gelirim. Uzun ok atarım. Kale maç 8'e gelirim. Ve haşattan saldırarak mat ederim diyor. Ancak Paul Murphy'nin yaptığı şey çok mantıklı. Fil f6 alıyor. Yani kaleyi almak yerine burada atı alıyor ki kendi filini vermek adına. Şimdi kale h4 gelmiş Arnis. Hemen bir tane f3 geliyordu korumak önemli. Paul Murphy tarafından e alır da 4. C alır da 4. Bakın merkez kontrolü beyazlara geçti. Kale H6 ve şimdi arkadaşlar konumu geliştirmesi gerekiyor Beyazın. Yine kritik bir an, kritik bir soru. Sizce beyazlar konumu nasıl geliştirmiş olabilir Paul Murphy? Evet sevgili dostlar buradaki hamle fil ve atın zaten önemli kaleleri kontrol ettiğini gören ve konumu geliştirebilmek adına H hattının kullanılmasını öngören bir fikir. Şah G2 ünlem. Fikir tabii ki kaleye H1'e gelmek ve H hattını ele geçirmek. At F'de oynamış siyahlar. Kale h1, gel değişelim kaleleri. At alır g5 ve kale alır aşağıda. Tabi diyeceksiniz ki niye burada kale alınmadı? Çünkü buna vezir alır h1 vardı. At g5 alınsaydı vezir h8 şah var. Şah f'ye dönemek zorundasınız. Vezir g7 şah. Şah e6 ya da e8'e gelmek zorundasınız. E8'e gelirsiniz vezir g7 mat var. E6'a giderseniz de d5 mat var. Birçok farklı opsiyonu göstermek istiyorum ki bu oyunun ne kadar güzel bir oyun olduğunu hep beraber görmüş olalım. Şimdi kale H1'e bu sebeple siyahlar at çarpı G5 almış. Şimdi kale H6 beyazlardan ve at H7. Fikir buradaki kalenin önünü kapatılarak H8 karesinin korunması sevgili arkadaşlar. Beyazlar hemen vezir H1 oynayarak H altındaki baskıyı arttırıyor. Ve F6 karesindeki fili feda ediyor. Çok şık. At alır F6. Kale H8 şah. Şah E7. Ve kale çarpı A8. İki kaleye karşı fil ve at kaldı. Siyah'ın en büyük çaresizliği bu F3 karesindeki kahraman piyonun hem G4'ü hem de E4'ü koruması sebebiyle siyah vezir ve atın beyaz şaha herhangi bir saldırı yapamıyor olur. Bu çok önemli. Piyon yapıları modern satrançta en kilit yapılardır. Şimdi fil çapraz 4 almış. Burada Arnes ve vezir h6 saldırıya devam. Şimdi vezir c6 geliyor siyah. Ana fikir ne? Vezir c2 gelmek ve belki burada beyaz şah saldırarak bir şey elde edebilir miyim? Onun hamlesi. Ve burada üst düzey bir hamle. Altıncı sorumuz bunu görenleri de kutluyorum. Ancak kahveye getireceğiniz kadar güzel bir hamle değil. Size soracağım. Videoyu durdum da beyazın yaptığında yapmaya çalışın. Arkadaşlar kale c1 ünlem. Niye ünlem? Bakın saldırı yapıyorsunuz. Çoğu insan burada şahları düşünebilir. Vezir g düşünebilir. Ancak Paul Murphy 1863 yılında muazzam bir ustalıkla diyor ki Siyah'ın tek fikri var kale vezir E ben basitçe Siyah'ın fikrini engelleyeyim ve oyunda gelişmeyen tek taşım olan kalemi oyun sonuna sokayım diyor. Böylece 3 farklı lokasyonda, üç farklı ağır taşım, 3 farklı güçlü taşım Siyah'ın tüm fikirlerini yok ederek kendi saldırıma aslında bir yatırım yapmış olacağım diyor. Kaleci bir ünlem. Vezir B6'ya şimdi, şimdi, şimdi Muazzam bir ünlem geliyor. Çok çok güzel bir ünlem sevgili arkadaşlar. Kale çarpı C7. Aman Allah'ım 2 geliyor. Şimdi niye kale C7 ünlem? Birazdan göreceğiz. Eğer vezir C'de alırsanız vezir 7 şah var. Ve sonrasında bu veziri kaybediyorsunuz. Çünkü şah E6 geliyorsunuz. Vezir C'de sonra birkaç hamle sonra zaten mat olur. Dolayısıyla kale C diye siz herhangi bir şekilde bunu alamıyorsunuz. Ve çok önemli bir savunma piyonunuzu kaybettiniz. Şah E6 gelinmiş. Bir feda daha. Kale E8 şah. Şimdi siyah ne yapacak? Kaçabileceği bir yer yok. Bunu almak zorunda. A çarpı e8 alıyor. Oyunda sadece vezir ve kale kaldı. Vezir g6 Fil f6. Ve bu kale 7. yatayı muazzam bir şekilde kontrol ediyor. Ve vezir f5 çok şık bir mat arkadaşlar. Bakın kalenin. Kalenin şu kona bakar mısınız? Bakın. 31. hamle. Satranç ne kadar güzel bir oyun. Her videoda övüyorum belki ama. Bakın normalde saldırıda bu kale bu vezir dururken. Ve çoğu insan bu kale ve bu bezle bir şeyler yapacakken Paul Murphy duruyor, düşünüyor bizim lafımız. Ve 5 hamle sonraki mat konumlu kafasına canlandırdığında oyunda olmayan taşı oyuna sokup konudaki en zayıf taşın CD piyonu olduğunu görüyor. Bakın CD şu an hiçbir beyaz taş saldırmıyor. Ancak opsiyonları değerlendirdiğinde hiçbir taşın saldırmamasına rağmen bu piyon en zayıf piyon olduğunu görüyor. Muazzam bir oyun. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Lütfen Kaçta kaç yaptığınızı benim için çok önemli. Bu videonun altına yazın. Çünkü geleneksel yani eskilerden bir maç ve etkileşimin ne olduğunu görmek istiyorum. Çünkü bana göre yani son güncel maçlarda Kayseri maçlarına dahil ediyorum. Onlardan çok çok daha şık bir maç. Ama yeterli ilgiyi maalesef görmüyor bu videolar. Ee, lütfen dediğim gibi kaçta kaç yaptığınızı yazın. Ve geçmişle alakalı daha fazla video yapma iştahını kanala sağlamış olalım. Yarın görüşmek üzere. Yarın değil iki gün sonra. iki günde bir atıyoruz artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.